da adımız sanımız bile olmaz. İşte adam kırdığında insanlar böyle ortaya çıkmış oluyor. Biraz evvel yukarıda sohbette bulunduk. Rasket abiyeden çok bahsettik. Muskisinden çok bahsettik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerek muskiyle ilgili, yani bir fiil muskinin içerisinde olan çocuklarımız için gerekse bu hususta fikir edinmek arzusuyla bu arada bulunmak lütfunda bulunan çocuklarımız için şunu söylemek istiyorum. Bakınız, bir toplumu millet haline getiren şey iki şeydir. Bu bizim ülkemizde çok ihmal edilmiş, belki farkına bile varılmamış bir şeydir. Bir dil, birincisi dildir, ikincisi musikidir. Eğer bir toplumun dili veyahut musikisi bozulmuşsa, o toplumda ister istemez bir takım distorsiyonlar meydana gelir. Buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. Musiki derken kastettiğim ciddi musiki. Yani ciddi musiki diyorsak şeyleri mi kastediyoruz? Yerlerli, temennileri mi kastediyoruz? Hayır, bunları da kastetmiyorum. Onlar tabii en başta olan eserler. En kıymetli eserler. Ama zamanında esnaf, yani büyüklerimiz, geçmişteki büyük bestecilerimiz oyun havası tarzında köçekçe dediğimiz eserler de meydana getirmişlerdir ama o köçekçelerden bile alınacak kültürel mahiyette çok şeyler vardır. Bugün maalesef musiki bakımından çok kötü bir durumdayız. Olan eserler, icra edilen eserler ve icra ediliş tarzları yani günün zevkine uygun diyeceğim ama o bile değil. İnsan ruhunu nasırlaştıran, kabalaştıran şeyler. Bunlar da mesela işte bu arabeskler, marabeskler. En açık manasıyla. Ama onun yanında bir arabesk olmayıp da isim yapmış olan bestecilerin yaptıkları bir takım eserler. Bunlar bir topluma hayır getirmez, iyi şey getirmez. İnsanlığın kendisine hayır getirmez. İnsan kendisine hayır getirmez diye ruhunu kabalaştırır. Bakınız, Türk muskesinde türlü türlü usuller var, türlü türlü makamlar var. Bugün Türk muskesi semai, sofyan, diyek usullerine hasrolunmuş gibidir. Adeta bütün bestelenen eserler bu usullerle bestelenmektedir. Makam olarak da işte rast, nadiren uşak, bol bol nihavet, bu üç makama hasrolunmuş gibidir. Halbuki yüzlerce makamımız var. Türk musikisinde niye bu kadar çok makam var diyebilirsiniz bana. Niye, neden böyle diyeceksiniz? Batı musikisi hakkında da herhalde bilginiz var, fikriniz var, dinliyorsunuz, bir takım duygularımız oluyor. Majör ve minör denilen dizilere göre işte beslenir onlar. Bunların majör ve minör dizileri insana ihsas ettiği bir takım duygular var. Nedir bu? İşte keder vardır, sevinç vardır, bilmem ne vardır falan filan. Türk müziğinde niye bu kadar acaba çok çeşitlenmiş? Ben şunu iddia ediyorum her zaman. Türk müziğinde her türlü duyguyu ve her türlü duygunun kişiden kişiye değişebilen en ince nüanslarını ifade edebilecek makamlar vardır. Ondan dolayı bu böyle. Yani nasıl diyeceksiniz? Bir insan neşelidir de tablo icabı, yaratılış icabı neşesini çok fazla göstermeyen bir insandır, durgun bir insandır. Bir insan neşelidir de neşelendiği zaman bağırıp çağırıp ortalığa çıkıp feryat eden insandır. O çeşit bir neşe de vardır. Bir insan vardır neşelendiği zaman çıkıp ortaya oynayacaktır. Keder için de aynı şey. Kişiden kişiye değişiktir bu tip duygularımız. Neşeler, kederler, siyah, diğer, aşk, meşk vesaire vesaire. İşte bütün bu ince duyguları ifade edecek tarzda bunlar oluşturuldukları için makam şeyimiz, dağarcığımız bu kadar
zengindir, geniştir. Bunu Türk musikisinde bu kadar çok makam oluşuna maalesef bir eksiklik, bir yanlışlık vesaire gibi göstermişlerdir. Aslında da işte bir takım batı musikisini müdafaa etmeye çalışan insanların yazılarıyla bunu bir eksiklik, bir fazlalık yahut gereksiz, lüzumsuz fazlalık olarak telakki edip öyle ifade etmişler ve maalesef basın yoluyla da bunu gençlerimize adam akıllı yaymışlardır. Bu makam sisteminin çok geniş oluşunun sebebi budur. Usul de aynı şekilde. Usul bir ritimdir ama usuller içerisinde ayrıca yepyeni ritimler vardır. Değişik ritimler vardır ve ritmin de usul de insan ruhu ve duyguları üzerinde çok farklı etkileri olur. Usullerimizin çokluğunun sebebi de budur. Şimdi bu bütün bu bilgileri tabii seneler içerisinde idrak edebildik. Çünkü bizim gençliğimizde büyük bir Türk musikisi düşmanlığı vardı adeta. Yani Türk musikisi, Türk akabeyi musikiydi adeta. Bu zenginliği kimse görmüyordu yahut görmenizden geliyordu, görmek istemiyordu. Bunları zaman içerisinde hissede uğraşa ancak tespit edebildik, temin edebildik kendimize. Tabii bu bilgileri kendimize mal ederken Yavuz Zekta Bey'in büyük babası, çok büyük bir müzikolog, yani dünya tarihinde öyle müzikolog çok sayılıdır. Rauf Zekta Bey'den gelen bilgilerle temin edelim. Duymuş muydunuz? Duyan var mı? Rauf Yekta ismini. Var mı efendim? Kaç kişi var? Görebilir miyim? Benim talebelerimi söylemiyorum. Benim talebelerimi söylemiyorum. Ben bunu bayağı var mı? Müsaade buyurun. Neden? Yani duymadılar sahip. Bu ay bu. Sizin komik dergisi değil mi? Müzik işinaz. Her sayıda Yavuz Bekler'in kitabının bir parçası orada yayınlanıyor. En azından büyük üyelere bu isimli tanıyorlar. Evet, tabii. Ama bu Yavuz Bekler ismi ne? Şuradaki grup Vespeli Onlar Muslim içerisinde olan insanlar, o mecmuayı takip eden insanlar burada daha az sayıda gördüm. Halbuki milli iftarlarımız vardır. Süleymaniye Camii gibi, Edirne'deki Selimiye Camii gibi. Bu ismi bütün Türk aleminin muskele ilgili olsun olmasın bilmesi icap eder idi. Öyle değil mi efendim? Çünkü Türk muskelesini bugüne, Türk muskelesinin bugüne gelmesine Türk nazarı, Türk muskelesinin nazariyatının derli toplu bir şekilde ortaya konulmasının birinci sebebidir Rauf Yekta Bey. Özelliği var bu. Bizim milli mefairimizdir fakat maalesef işte zaman içerisinde dediğim gibi Türk musikisini unutturma çabaları, Türk musikisiyle ilgili kişileri unutturma çabaları işi bu hale getirmiştir. Bugün görüyorsunuz televizyonun artı. Herhalde o ses yarışmasını falan sizlerden takip ediyorsunuzdur. Öyle değil mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Size konuşun biraz. Nasıl buluyorsunuz o yarışmaları? İnanılmaz. İnanılmaz dediğim için ben takip ediyorum. Takip ediyorum zaten. Ara sıra rastlıyorum. Evet, maalesef yani iş o kadar feci. Düşünün ki şimdi şu üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyorsunuz ve size bulunduğunuz bölümün dersini vermek için dışarıdan herhangi bir adamı çeviriyorlar. Gel sen şu dersi burada ver diyorlar. Ve siz bu insanlardan ders alıyorsunuz. O şekilde yetişiyorsunuz. Nasıl bir netice asıl olur öyle değil mi? Fikri bile olmayacak insanları başınıza hoca diye getirseler netice ne olur? Sizin bu ismini bugünkü durumu budur.
nereden gelir? Bunu işaret etmek istiyorum size. Evet, şimdi sen söyle bakalım. Ben öncelikle arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok bahtiyarım. Sizi ve özellikle ilk defa bugün haberdarız tabii ki telefonlaştık ama Yavuz Beyefendi'yi burada görmekten. Öncelikle ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Benden böyle müeccettir başlangıç beklemezsiniz ama. Ben senden bütün talebeliğim boyunca güzel kızım. Hiçbir zaman edep dışı bir hareket görmedim ki böyle müeddet bir başlangıç beklemeyeyim. Bilakis ben senden çok çok şeyler bekliyor idim. Yine de beklerim. Tamam. Arkadaşlar yeterince sinyal aldım. Senin davan arkadaşlara benden sinyal mi verdi? Hayır, herkes sizin gölgenizden korkuyor da biraz da benim kıymetimi bilsinler. Hayır, hala alet olmuşuz. Şimdi hocam, sağ olun, ayaklarınıza sağ olun. Pardon, bir şey söyleyeceğim bu sözünüze. Lütfen lafını unutma. Buyurun. Ben lafımı çok unuturum. Onun için sen lafını unutma, çok daha gençsin. Evet arkadaşlar, ben konservatuvardaki derslerimde biraz fazla disiplinli, biraz fazla sert bir insanımdır. Burada eski talebelerim var işte. Onlarıyız da onlardan. Sonra da çocuklarım var. Bugün hepsiyle kardeş gibiyiz, baba evlat gibiyiz. Çünkü bu müziğin geleneğinde bu var. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bu müziğin ciddiyetini anlayabilmek için o disipline girmek mecburiyeti vardır. Başka türlü olursa, senli benli olursa o müziği öğrenilmez. Bakınız ben 1967 senesindeydim, mezun oldum konservatuvardan. Lütfen unutma efendim. Konservatuvardan mezun oldum. O senede bir hocamız vefat etti. Onun yerine baktılar, adam yok. Adam kırıklığında, hadi sen gel yap bu işi dediler. Girdik. Tabii yaşım çok genç. O zaman kaç yaşındayım? 26 yaşında falan. Bu arada doğum tarihimi de söyleyeyim rahatlıkla hiç çekinmeden. 1941 doğumluyum. Girdim derse, talebelerin birçoğu benim yaşımda, benden bir iki yaş küçük, bir iki yaş büyük. Tabii bu ister istemez onlarda bir şeylik yarattı. Yani genç adam, hani falan olur ya insan böyle, o da normal. Baktım, iş yürümeyecek, öğretemeyecek. Çünkü ayağını uzatmış oturuyor böyle, affedersiniz. Hoca, evli misin, bekar mısın falan diye. Baktım olmayacak, bu işin selameti için biraz sert davranmak mecburiyeti var. Ve o öyle gitti. Hepsinin şikayetidir o. Buradaki bulundukları esnada ama çıktıktan sonra da bunu size anlatmam mümkün değildir. Şimdi burada çocuklarımı görüyorum. Nasıl mesut ve memnun oluyorum anlatamam. Bunlar başarı gösterdikleri zaman nasıl bir zevk şahikasına çıkıyorum bunu anlatmak mümkün değildir. Şey olduktan sonra, mezun olduktan sonra onlar çocuklarım oluyorlar, arkadaşlarım oluyorlar, kardeşlerim oluyorlar. Gönülün ibadet etmek istediği sertlik orada ileri geliyor. Biraz sertlik dedi, ben o birazın altını yine de çiziyorum. Biraz kelimesini mi çiziyorsa, evet. Yoksa altını mı çiziyorsun? Altını çiziyorum. Şimdi eğitimin türlü türlü yolları var ama bizim klasik müziğimizde biliyorsunuz çok değişmiş. Yani müziğin aktarılışı, kağıt üzerinden aktarılışı da insan ilişkileri ve kurumlardaki bulunduğu seviyeler arasından. Benim gördüğüm kadarıyla hakikaten bu yüzyılın, bu çağdaş anlayışın ilk temellerini atan Rauf Ekta. Yani kalemiyle, ilme bakışıyla, batıya tanıtışıyla ve açıkça söylemek lazım ki o geçirememişti. Hayır, asla. Yani, zaten yani şunu da söyleyeyim. Sen var mıydın konuşma esnasında yok muydu bilmiyorum. Gerek Sufi Ezgi'ye, gerek Saadettin Harel'e bu 24'lü sistemi öğreten, gösteren Rauf Ekta Bey'dir. Ne Sufi Ezgi bunun farkındaydı, ne Saadettin Harel farkındaydı. Harel'i bir kenara koyalım. Zaten o batıcı aslında. Ama su
böyle şeyleri yoktu. Böyle bir belgesi yoktu. Yani 24-25 mi düşünmüyordu. Rauf Bey'den öğrendim ilk başta. Tabii ister istemez bütün müzisyenlerin olduğu her yerde, eğer sazendeler varsa Cemil Bey'e bağlanıyor. Nazariyat ve Türk musikisinin toptan konuştuğumuz bir Cemil ise Rauf Yekta Bey'den işleşip ediyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla siz hem geleneğin içinden gelme bir öğretim ve öğrenim temsiliyetiniz var. Hem de okullu olmanın ve kitap yazarak da bunu artık perçinlediniz. Okullu olmanın ve bilimsel bakmanın gerekliliğini ifade eden ve yine diyeceğim biraz sertçe ifade eden bir yapınız var. Dolayısıyla hem de konservatuvar yani davranışmanın içinden böyle Türkiye'nin resmi meselesi ki kurucularının başında da iktidar ediliyor. Böyle bir geleneğin zinciri olarak gerçekten merkezi bir yerde duruyorsunuz. Yani şimdi biz Türk musikisi içinde bugün şikayet ediyoruz kötü durumda falan ama müziğe bir şey oldu yok. Algılayanlar ve açıkçası onu anlayıp anlayamayanlar nezdinde bir problem var. Dolayısıyla biz şimdi konservatuvar bugünkü durumundan şikayetçiz veya üzülüyoruz falan ama sonuçta bir Darül Elvan gerçeği, bir Türk musikisi öğretim geleneği, bir gerçek ve bilimsel bir tescil var aslında. Ve o kuşan benim gözümdeki son hafızası sizsiniz. Çünkü yazdınız ve ondan sonra açılmış olan bir devlet konservatuvarındaki eğitim dahil her yere kitabınızla bu bakış açısını ve bu nazari disiplini açıkça söylemek gerekiyor. Getirdiniz diyelim. Ama yani bizi kitabın yazılı olan kısmından çok şahsen benim ve zannediyorum öğrencilerimde ilgilendiren sizin içinden geldiğiniz ortamın hoca talebe ilişkisi, oradan aldıklarınızın eğitime nasıl dönüştüğü, işte ne bileyim şaka değil Gaksim Aykara'yı Mevlevi Hane'den yetişmiş hem de konservatuvara girmiş bir zatı hoca olarak görmek, önünde bulunmak, onun anılarını dinlemek. Yani o, ben biliyorum ki siz normal hayatınıza, yani disipliner olarak yazdığınız, hocalığınız gayet anlaşılabilir bir şey de gündelik hayatınıza bunları yansıtan da öyle yaşayan bir insansınız. Bu çok zor bir şey aslında. O anlamda da değilsiniz. Şimdi ben size bu kadar şeyi söyledim. Siz açıkçası, ben çok açık sözlü bir insan olduğunuzu biliyorum. Kendinizi bu ortamın içinde nasıl tanımlıyorsunuz? Yani önemli olan sizin kendi geçmişiniz ve bugün bu hakkında söyleyecekleriniz. Bir bakıya dokunan esrafla vermişler. Bu sertlik konusuna yapmak istiyorum. Hayatımda gördüğüm, sevdiğim ve onun gibi olmak istediğim çok fazla insandan birisi. Yani mutlu etkili bir insandır. Nesine birisi, farklı bir esnafı birisine değişmek imkansız. Ama efendiliğine, İstanbul efendiliğine, yani böyle aynı büyük babamın söylediği gibi yerde giderken karıncayı ezmez birisi. O da bu olur. Demek ki söylediği doğru. O bir kendine şey yapmış. Bir tarz çizmiş hocalıkta. O tarzı yürütmüş ama o kadar güzel öğrencileri var ki demek ki tutmuş o iş. Ama eşimden de giderim. Der ki bir İstanbul beyefendisi. Eski bir İstanbul. Yani aramızda herhangi bir fark yok. Onun bastığı terazi daha ağır gelir. Ben oturmadan oturmaz yani. Böyle bir insan. O kadar hassas, o kadar kibar, o kadar efendi kadınlara karşı gösterdiği şey tam ne bileyim spiritüel bir güce dayanıyor ki herhalde spiritüel bir bilgiye dayanıyor. Kadınlara daha fazla gösteririz biz erkekler. Böyle düşünürler. Böyle bir kimse. Yani serttir falan diye korkuyla bahsedince oraya bir dipnot düşeyim dedim yani. Böyle bir kimse. Aynı Rokmik'te Bey için bahsettikleri. Gerçekten. Estağfurullah. Hayır, yani hocasını Rokmik'te Bey'e Şeyh Efendi getirdiği zaman 9 yaşındaymış.
senin, kemiği de senin, Rofektar Bey. Bunlar müzik öğretmeni. Ondan sonra gerek Rofektar Bey'den, gerekse şeyden, biliyorum hocamızdan, İsmail Bey'den, diyor ki 9 yaşında geldiği zaman Rofektar Bey'in yanına, bu 20'li usullere kadar hepsini kulübde çalabiliyormuş. 9 yaşında bir çocuk yani. Celalettin Dede Efendi'den, yani büyük babasından, bütün küçük usulleri 5 yaşına kadar öğrenmiştik. Bugün de Uğur Bey'e de bir şekilde yani aramızda öğretti. Şimdi bazı usulleri vuramayacak insan da vardır. Tabii. Yani müzisyenin birlikte yani vuramayacak insan da vardır. Ayıp da değil de neyse ama o 9 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa hürmetle eğilmek gerekir. Ne öğrendiyse hem neyzenlik konumundan, hocamızın neyzenliği harika. Neyzen mi yansınız bundan sonra? İstanbul. Evet. Neyi çok güzel. Neyi de ondan öğrenmiştir. Tabii ki Rofi ne öğrendiyse bu yerden gelmiştir. Biz şimdi ikimiz torunuz. Evet. Biz öyle konuşuyoruz. Biz de ikimiz de torunuz. Evet. Hatta kendisi dedi ki benim de büyük babam sayılır. Evet, senin de büyük babam sayılır. Söyledi. Yani saygım, sevgim o derece büyüktür Rofi Tabi'ye. Zaten bakınız, torununu da görüyorsunuz, değil mi? İşte Rafiye Tabi'nin torununa bakarak anlayabilirsiniz. Şimdi tabii Türk musikisinin gelişmesinde Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin çok büyük bir etkisi var. Yani ne Konya Mevlevi Hanesi, ne İdare Mevlevi Hanesi, yahut ne İstanbul'daki diğer Mevlevi Haneler, Galata Mevlevi Hanesi falan. Evet, onların da iştirakleri mutlaka olmuştur ama Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin yaptığı görev yüzyıllar içerisinde tam teşekküllü bir konservatuvar görevidir. Eğer Yenikapı Mevlevi Hanesi olmasaydı, oradaki, oradan yetişmiş olan müzisyenler olmasaydı ki bunların içerisinde Dede Efendi de var. Bunların içerisinde Itri var. Itri de musikiyi oradan öğrendi. O gelenek geldi. Benim hocama kadar. Benim hocam işte Rofiye Tabi'nin talebesi, neyzen, besteci, Gavsi Baykarak, Dünzen aynı zamanda 5 yaşındayken dedesi olan, büyük babası olan Şeyh Celaleddin Efendi'den küçük usulleri velveleli olarak vurmayı öğrenmiş bir insandır. Çok iyi bir müzisyendi, çok talihsiz, şanslı bir insandı bazı bakımlardan. Çok iyi bir müzisyendi ve bu iyi müzisyenliğini o Mevlevi Hanede yetişmiş olmanın getirdiği avantaj da temin ettiği gibi Rafiyet Tabi'nin öğrencisi olmak bahtiyarlığına yetişmiş olması da bunda önemli faktör. Şimdi nasıl yetişiniz dedi Gönül. Ben başta piyanoya başladım. Neden ben piyanoya başladım diyeceksiniz. Çünkü ailem Batı musikisini seven bir aileydi. Bizim evde Batı musikisini seven. Özellikle annem benim Batı musikisini çok sever. Bu Batı musikisi opera aryalarının önemlilerini bilir, kendi kendine söyler falan. Radyoda onları dinler. O musikiyi sever. Benim yetişmemde de anneciğimin, Allah rahmet eylesin, emeği çok büyüktür. Kültürel yapımında da yani okumayı, araştırmayı öğreten insan çok evet, her hususta çok anlaştığımız bir insandı ama Allah estağfurullah, Allah razı olsun. Tek anlaşamadığımız mevzu vardı anacığımla, musiki. O Türk musikisini hiç sevmezdi. Bense en küçük yaşından itibaren Türk musikisi elimi ayağımı keserdi, o kadar şey ederdi ve etkilerdi beni. Ve flankaşı ederdik annemle. Yani ne dinliyorsun? Derdi. Ben de ona derdim, sen nesini dinliyorsun? Şöyle tavsiye ediyorum, Batı musikisi kötü mü? Çirkin, hayır, da güzel bir musiki. Ciddi musikinin kötüsü olmaz. Ama Batı musikisini dinlerken o sesler kulağımdan beynime gidiyordu. Orada bir beğenme hasıl oluyordu, bir beğeni hasıl oluyordu. İhtişamlı musiki falan. Ama Türk musikisini dinlerken yine aynı kulaklardan ses, bu defa gönlüme iniyordu, buraya iniyordu ve burada bir aşk peyda oluyordu. Böyle ifade ediyorum ben bunu. Burada bir aşk peyda oluyordu.
ve aranjörümün de tesiri altında kalmadan o müziği sevmeye başladım. İşte sonra bir piyano alındı eve, ablam için alındı. İşte o ona batı müziği dersleri verirken bana da bir tesadüf sonucu bana da başlandı falan ama sevmiyorum, yapmak istemiyorum o müziği. Başladım gelen hanıma, gelen hoca hanıma işte batı müziği parçaları veriyor. Bunu iyi çalışıyorum, iyi çalışırım ama diyorum. Önceden İskender Kumari diye bir mağaza vardı, Şehzade Başı'nda nota eşyatı yapar. Orada Türk musikisi notaları falan da vardır. Gidip oradan bir takım şarkı notaları alırım, getiririm. Kadına derdim ki çalışırım bunu ama, bu verdiğimiz dersi ama bunu da bana öğretirseniz. Çünkü değil bir şarkı. Onun Türk musikisiyle alakası yok. Sadece eşinin Tamburi Cemil Bey'le arkadaş olduğunu söyler. O kadar bir ilgisi var Türk musikisiyle ve Ermeni bir hanım. Allah rahmet eylesin onu da. O Ermeni şivesiyle evladım bilmiyorum ki zor nasıl öğreteyim sana diye böyle. Ben yapabildiğiniz kadar. Ya işte bu öyle Türk musikisine o surette başladım. Ama bir müddet sonra baktım, uşak çalıyorum, lezzet alamıyorum. Ya Allah Allah. Neden acaba? Hiçbir bildiğim yok. Nazari yapı itibariyle. Cüzdan çalıyorum. Yahu radyoda dinlerken başka türlü zevk veriyor bu şarkı bana. Burada niye bu olmuyor falan. Bu beni ister istemez bir arayışa sevk etti. O arayış esnasında işte bir takım mecmualardan, kitaplardan baktım ki Türk müzik sistemi ile Batı müzik sistemi arasında dünya kadar fark var. Ha, bunun da olmayacak bu iş. O halde ne yapalım? Türk müzik sazı öğrenmeliyim. Nedir o? En sevdiğim saz ney? Bir ney edindik. Osman dedemiz var, Allah rahmet eylesin. Ne daha zor olsun çadırcılarda. Onun dükkanında bu Osman dede dedim de Yenikok Mevlidanesi'nin son çilekeş dervişlerinden biridir. Oradan yetişmiş bir insan ney yaparsa da, işte ufak tefek, küçük şeyler yaparsa da. Oradan bir ney temin ettik. Ders alacak kişi lazım. Osman da dedi ki Erdoğan'a gönderelim sizi dedi. Erdoğan Bey'i biliyorsun ona. Evet, daha kör oldu. O birkaç ders geldi ama onun şehidliği geldi, askerliği geldi. Askere gitti, bıraktı bizi tabii. Biz yine gittik Osman dedemize. Dedem ne yapacağız şimdi? Siz dedi şeye gönderelim, Galatasaray'a gönderelim. Gittik bulduk Galatasaray Hoca'yı. Ve derslere başladık. Tabii Gazi Hoca ile başladığımız ders tamamen geleneksel yolda oldu. Nasıl oldu diyeceksiniz. Ben daha o zaman ne doğru usul biliyorum, ne makam biliyorum. Hocam bana ilk ders olarak devri kebir usulünde 28 zamanlı devri kebir usulünde bir peşrev verdi. Bunun da işte usulünü tabii yazdırdı. Hem vuracaksın, hem çalacaksın. Aman hocam nasıl yaparız, nasıl vururuz, nasıl? Bana dedi hocam öyle şey yaptı dedi. Rafi Bey de Gazi Hoca'ya ilk dersi olarak devri kebir usulünde bir eser geçmiş. Devri kebir usulünde yoksa normal devri kebir, normal devri kebir. Bu tabii o zaman bana çok ters geldi ama İnanır mısınız o usulü vurduktan sonra diğer bütün usuller son derece kolay geldi bana. Şimdi altını çiziyor ya Gönül Hanım bazı şeylerin. Biz neresini ne yapalım şimdi bunu? Ve tabii hocamla aramızda çok büyük bir saygı mesafesi vardı. Öyle bir senle benle asla konuşamazdık. Yani senle benle derken istediğimiz şeyi söyleyemezdik. Yanında oturuşumuz böyledir ve o ne derse olur. Başüstüne hocam, ne dersiniz hocam? Usul vurarak eserleri meşk ederiz. İşte neyle çalarız? Olmadı, bir daha çal, bir daha çal. Sert adamdı. Şimdi talebelerim Gavsi Hoca'yı görseler acaba ne derler bize sertlik hususunda? Kim bilir kaç çizgi çekecekler bizi. Çok denen fazla oldu. Evet. Bakınız, bununla ilgili bir hatıramı nakledeyim.
Tabii derslerimiz ilerledi seneler içerisinde falan. Bir gün evde canım bir şeye sıkıldı, bir münakaşa ettim. Annemle bir münakaşa, kızdım çıktım dışarıya. O gün de ders günü. Fakat unutmuşum ben, öyle bir şeye kapılmışım demek ki, gençliğin verdiği bir asabiyete. Çıktım gittim. Akşam oldu, eve döndüm. Dediler ki, hocam ya sen, ders günüydü bugün, ne eyvah, ya ne yapayım şimdi ben? Düşünüyorum, taşınıyorum, kalkayım gideyim. Ama nasıl bir yağmur yağıyor biliyor musunuz? İstanbul böyle yağmur görmemiştir belki. Hadi dedim, yarın giderim. Ertesi gün oldu. Yine aynı şekilde yağmur devam ediyor. Mecburen kalktım akşama doğru. Şimdi durur, durmadı. Akşama doğru kalktım gittim hocanın evine. Fatih'te oturuyor, biz Sulukzade'de oturuyoruz. Hocanın evine kalktım gitti. Çaldım kapıyı. Hoca açtı, beni gördü, trak dedi, kapattı kapıyı. Hanımı Allah rahmet eylesin. Yerde varsa aldım içeride. Yalvar yakar hocaya. Efendi işte gelmiş çocuk bu kadar yağmurda bilmem ne falan. İstemiyorum gitsin bilmem ne. Neyse yanına girdik, elini öptük, ayağını öptük. Neredesin dedi. Dedim hocam böyle böyle oldu, kusura bakmayın, affedersiniz. Niye gelmedin dün dedi. Çok dedim yağmur yağıyordu, onun için gelemedim. Geberseydin dedi. Geberemedim hocam dedi, bir şey gelmedim. Bağırdı, çağırdı, sevmediği lakırdıyı bırakmadı bana. Ben sana bundan sonra ders vermem, etmem. Yapmayın hocam, etmeyin hocam. Elinizi öpeyim hocam, ayağını öpeyim hocam. Çıkarsın. Sizin evinize mi gelmiş? Tabii eve geliyordu. Onun evi müsait değil, eve geliyordu. Orayı ihmal ettim galiba, anlatırken. Anlamadım. Kusura bakmayın. Ondan sonra işte bir hayli paparayı yedikten sonra ben çıkarttı yanından bir kağıt verdi bana. Üzerinde kendi yazdığı bir şiiri var. Uzunca bir şiir. 4-5 kıtadır o. Al bunu dedi. Haftaya kadar bestele dedi. Benim besteleyeceğim, beğeneceğim şekilde bestelemezsen sana ders yok. Eyvah. Aldık. Geldik. Bir hafta tabii uğraştık, dinledik. Ertesi hafta geldi. Ve yaptığımızı beğendi. Herhalde ulüvvi cenabından, yüksek kalpliliğinden beğendi herhalde. Yok, yok. Yani, yok. Herhalde, yok. Vallahi şimdi tam hatırlayamayacağım. Evet. Estağfurullah. Evet, estağfurullah. Gelmiş geçmişlerin yanında, her hususta gelmiş geçmişlerin yanında bizim sözümüz bile edilmez. O kadar büyük insanlar, o kadar büyük besteciler gelmiş geçmiş ki bizim sözümüz bile edilmez. İşte adam kutluğunda götürüyoruz bir takım şeyleri. Yani o böyle bir disiplin altında yetiştik tabii. Dediğim gibi hocam sert bir adam. Zaten asabiydi, bir tarafta felçliydi bir taraftan. Felçliydi, asabi bir insan olmasa felçli olur mu? Asabi bir insandı ve en ufacık şeyden de en ağır lakırdığı söylerdi ama zannetmeyiniz ki en ağır lakırdığı söyler derken küfür eder falan filan onu kastetmiyorum. Edibane. İki lakırdı söyler ama o iki lakırdı da adamın yüreğine iner. İşte onlara muhatap olmamak için insan ister istemez oturur, bütün hafta o verdiği derse çalışır. Fakat benden hocacığım Allah rahmet eylesin çok memnun idi. Gerçekten çok memnun idi. Çünkü sonraki hayatımda da çok ilgilendim ben onunla. Derdi ki o zaman bana, benim hocam derdi ki bana Rauf Bey'cim, ben ne biliyorsam size öğreteceğim şehzadem derdi, dedi. Ben de derdi, ne biliyorsam sana öğreteceğim. Ve birçok şey öğretti. Ben gönülcüğüm, samimiyete söylüyorum bunu, musikiyi konservatuara geldikten sonra bıraktım. Şimdi tabii konservatuara geldik, en küçük usullerden başladık. Bilgiler gıdım 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 gıdım. Ki muhtemelen biz de sonra aynı şeyi, evde öyle tabii şeyi öğren çünkü. Yani yetişme tarzım benim böyle biraz şeydir, fazla gelenekseldir. Tabii o arada bir takım o devirde hayatta olan ciddi müzik işinası insanlarla tanıştık. Onların
etrafında durdum. O insanların davranışlarını gördüm. Bir eseri nasıl besledikleri hakkında fikirler edindik vesaire vesaire. Dolayısıyla o geleneğin bu musikideki rolü çok büyüktür. Büyük bestecilerimiz de hep zaten böyle yetişmişlerdir. O geleneğin koptuğu yerden Türk musikisi de başladı tapsamaya ve bugün bu vaziyete geldi işte. Benim yetişme tarzım böyle bir şey. Ben kendi çerçevem içerisinde yapabildiğim kadar bir şeyi yapmaya gayret ettim. İnşallah büyük tevazu. Estağfurullah, tevazu. Gerçek. Ben bestelerinden bahsetmek istiyorum. Oraya hiç dokunmadınız. Sertliğine kadar gittiniz de. Hayır, açığa çıkartmak gerçek, gerçek. Yani bestekar olduğunun kendisi de ifade edilmesine de müsaade etmez tahminim. Yani ben de hiç olmazsa bir 30-40 tane eseri var ki kendisi 170-180 tane var diyor. Ben bunları görmedim çoğunun. Mesela annesini de unutmamış. Yaptığı eserlerde inanılmaz derecede çok tatlı bir şekilde çeşni vermiş bir batı musikisi tesiri görüyor. Aynı tesir hocasında da vardır. Hiçbir zaman da lafside değil bir nihavet saz sermayesini normal bir Türk müzisyeni yazamaz. Besteleyemez. Daha ne besteleri var? İsmail Hakkı hocamın besteleri de hakikaten öyledir. Değişik bir fat, değişik bir çeşni, tam Türk musikisi, usuller tamam, hiçbir hatasız. Zaten hayatı öyle, hatasız olmayan şeymiş, kendine adamış bir insan. Ama herkesin olabilir, ben görmedim ama. Mesela Bahar Kızları diye bir 4-5 tane eseri vardır. Birbirine. Yani biz arkadaşlarımız arasında nota bilen bilmeyen kim varsa onları ezberlemişizdir. Yani sıkıştığında her yerde söyleriz. Ondan sonra janrı çok güzeldir. Piyanoyu çalarken kendisi de söyledi. Bazı Türk müzisyen seslerini duyamıyor filan gibiler de söyledi. Haklıdır. Piyano kadar yani kötü bir saz yok zaten. Çünkü bağlısınız yani. Bastınız mı o ses çıkacak yani. Hani biz neyzenler yahut da udiler filan şurada kaydırdık mı sesi bulabiliriz. Bir mücennet sahası içinde illaki buluruz. Ondan sonra ama piyano basacaksın o ses gelecek. Ama kendisinin piyano çalışındaki tarz ufak parçalı çarpmalarla nasıl müzik bakımından nasıl anlatılır bilmiyorum. Piyano çalmasında bilmiyorum ama o çarpmalarla falsolu sesleri dahi çok sesli bir hale getirerek mis gibi Türk musikisine benzer piyano çalıyor. Yani, Fevzi Aslan diye filan geliyor. Yani. Onu çok örnek aldım. Yani, çok Fevzi Aslan. Çok örnek aldım. O zamanlar radyoda o piyanoyla Türk musikisi. Yani inanın ki yani piyanosu da böyledir. Tabii piyano önemli bir saz değil. Ney çok önemli bir saz tabii. Başka sazlar da olabilir. Tanrılı gibi olabilir. Ama en güzelini seçmiş. Gönlüne göre döner çünkü bir şey. Artı bugüne kadar böyle genç kalışının bir tek sebebi de neydi? Ney insanda bu diyaframa nefesini verdiği için sağlığımızı ve yaşantımızı hiç olmazsa normal bir insanda 10 sene kadar arttırır. Yani 80 yaşına yaşayacak kadar bir insan eğer ney yüklüyorsa 90-95 yaşar ve sağlıklı yaşar. Çünkü diyaframa nefes alıyoruz bu arada. Öbür nefesi kullanmıyoruz. Yani biz anamızdan doğduğumuz gibi karından nefes alıyoruz böyle. Onun için sağlıklıdır. Şimdi daha da güzel olmuş, zayıflamış. Yani ne bileyim, onu söylemek lazım. Bir de bu şeylerden makamların geçtiğini söylüyorum. Onu da not etmişim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Rofiktar Bey, Arel ve Ezgi'ye
bilhassa arele derleyen toparlayan oydu çünkü. Uzun değil katmayalım. O kendine verilen görevi yapmış. Hizmet etmiş. Kim bu? Benim burada bir öğrencim var. Matematik öğrencisi. İşte ona versem o da sadece burada üzüleyi yaptı, vazifeyi yapar. Yani önemli bir konu değil, üzüleyi yapabilmesi. Bunu Rafik Tabey'den öğrendiler 24 derleyi. Ancak birçok yazar var. Mesela Süleyman Erdoğan kitabı. Çok ufak bir fark var diyor. Rafik Tabey'in dizisinin aynısıdır falan. Çok ufak fark dediği, ufak farkı söyleyeceğim. Burada musikiyle uğraşan kimseler çok tabii. Çok ufak var, Segah perdesinin musilik perdesi olarak değiştirilmesi ve o güzelim Türk musikisinin berbat edilmesi. Yani şuna benzetebilir miyiz? Çok güzel bir yemek getirilmiş karşımıza. Çok güzel pişirilmiş, çok, görünüşü de çok güzel. Ama o yemeğin üzerinde bir bakıyorsunuz bir saç kırılıyor. Evet. Bütün eski müellifler, eslaf diye tabir edeyim onlara, seleflerimiz yani. Onlar diyorlar ki, buselik diken gibi. Dokununuz geçiniz. Üzerinde katiyen kalmanız. Onlar böyle bize öğüt veriyorlar. Evet. Şimdi Segah'ta neden ısrarlıyım? Ben de söyleyeyim. İşte Sümerlilerle olan ilişkimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sümerler de Orta Asya'dan gelmiş, yerleşmiş Türkler. Bunun 3500 senelik bir mezardan bir tane ney çıkıyor. Alt deliği yok, böyle ney, tam bir süpürde ney. Yani bugün Mevlevilerin kullandığı, aynalı kullandığı şu büyüklükte bir ney. Alt deliği yok, bizim de yoktu. Allah nur içinde yatırsın onu. Tutkunay Osman dedi, oraya bir delik açtı, 3 oktava çıktı ney. Ney 2 küsur oktavdı. Bir delikle üç oktav oldu birden. Fakat ana ses Segah perdesiyle. Evet. Neydi de? Şeyde o bulunan neyle? 3500 senelik neyle? Segah deliği yine Segah deliği. Yani Segah deliği. Bu sedik diye bir perde yok. Ama biz bu ufacık mücennep sahasında, 5 komalık mücennep sahasında bu sediği de bir perde olarak kullanabiliriz. Dokudur geçeriz. Büyüklerimiz aman fazla üzerine gitmeyin diyor. Düşünün, buselikli şeyler vardır, makamlar vardır. O makamlardan olan şarkılara, eserlere bir bakın. Koca bir sayfa gelir, başlar birinci, ikinci, işte kıtalar, ses çalınır. Ufak karar verirken bir nazizine ne diye bir sol diyezden bir ufacık buselik karar verirler. Buseliğe dokunmazlar yani. Esnaf tutmuştur sözünü, büyüklerinin sözünü tutmuştur. Onun için bu musiki bugüne kadar öyle gelebilir. Çok yani elbette. Musikimizi ayakta tutar. Şimdiye kadar yok olurdu. Yok olmamız gerekir. Yani bilim bunu icap ettiriyor. Musikisi değiştirilen bir ulus yok olurdu. Bunu koruyan tabii başta Yüce Allah olmak şartıyla bence Segah makamımızı kullanmamız. Segah makamı kötülüklerden sıyrılmış bir makamdır. Belki bazıları çok sevmeyebilir. Çok sevmeyen yok. Ama hala Segah makamından şarkıları söyleyip onlardan bestelememiz bizi gerek şeydeki Dik Hisar perdesi Mi Komanemol ve Si Komanemol La'da diyezinden yeden olarak kullandığı için La'nın da aslında bir komanemol bir La olması lazım gelir ama Segah da buna yok. Ve biz Segah'ı söylerken bu şeyden milletimizin yok olmasından biraz kurtuluyoruz. Evet, Allah'ın izniyle. Evet. Daha birkaç şeyler var. Efendim tabii yani bu artık bu perdeler de çok bozuldu. Evet. Yapılan eserler. Zaten o tip makamları zaten kullanan ve o makamları icra ederken basılması icap eden perdeleri basan da yok. Geçenlerde bir fasıl dinliyorum. Allah Allah, buselik bir karar veriyor. Bir şey buselik bu ama nedir? Bilmiyorum, anlayamıyorum. Muhayyer gibi oralarda dolaşıyor, iniyor Nevada, yarım karar yapıyor. Bir türlü karar veremedim ve dedim ki işte yaşın adam akıllı ilerledi.
Artık anlayamıyorsun makamları da, beynin de durmuş senin. Yıllarca uğraştığın şeyin üzerinde hangi makam olduğunu anlayamıyorsun. Yani bu sediyi anladın, ya bu sedi zaten anlaşılmıyor. Sonunda bir batarsın. Evet. Sonunda dedim ki bekleyeyim bari de ne makammış öğreneyim ben de anlayayım. Dedi ki takdim eden Arazbar Buselik faslını dinlediniz dedi. Yeminle söylüyorum size o zaman aman Allah'a şükür dedim. Yeminle söylüyorum size şimdi Arazbar Buselik'te Neva üzerinde uşak dizisi olduğu için Hüseyin'i perdesinin yani mi sesinin bir koma pes basılması icap eder. Neva'da karar yapılırken de o koma sesi biraz daha pes basmak gerekir. Yeminle söylüyorum size ne sazlar ne sesler o perdeyi basmadı asla. Sazlar da basmadı. Hani ses basamayabilir. Fazla bilgisi olmayabilir, basamayabilir ama sazların basması gerekir. Hepsi Hüseyin'i olarak kullandı o perdeyi. Ben demek ki de daha bunamamışım daha uzun bazı şeyler. Yani bakınız, bu kayıpların her biri, çok küçük gibi görünen bu kayıpların her biri kültürden çok büyük şeyler alıp götürüyor. Bir yerden bir sızıntı başladı mı, koskoca bir depoyu boşaltır bir müddet sonra. Bugün yapılan veyahut yapılmak istenen bu. Bu vaziyete gelmiş durumdadır. Musiki, biraz evvel Yavuz Bey de buyurdular. Musiki'nin toplum üstündeki rolü son derece önemlidir. Gerçekten önemlidir. Ama ben musikiyle bilhassa, Türk musikisiyle uğraşan arkadaşlara bilhassa şunu da tavsiye etmek istiyorum. Türk musikisi sözlü bir musikidir biliyorsunuz. Saz musikisi çok azdır, saz formlarımız azdır. İşte fişevler vardır, saz semayileri vardır, oyun havaları vardır. Bazı işte o tarzlar, siyatolar, mitolar falan yani bunlar ama esası ifade eden şeyler değildir. Daha ziyade sözlü bir musikidir. Ve Türk musikisi edebiyatla birlikte, mahzum edebiyatla birlikte giden bir musikidir. Bu bakımdan Türk musikisinde gerekli sonuca ulaşmak istiyorsanız mutlaka klasik edebiyatı, mahzum edebiyatı, aruzu, aruz vezinlerini mutlaka öğrenmelisiniz. Aksi takdirde yarım kalırsınız. Ne olursa olun, isterseniz virtüöz olun sazınızda ama klasik edebiyatı bilmiyorsanız Türk musikisinde yarım kalmışsınız demektir. Bunu önemle tavsiye ediyorum size. İçinizde böyle musikiyi devam ettirmek isteyen var idiyse eğer. Çünkü bu bilhassa aruz vezninin, o vezinlerin Türk musikisi usulleriyle bir ilişkisi de vardır. Yani bestecilik yapılırken o veznin her usule ne şekilde taksim edileceği hususu bellidir. Neden böyledir? Başka türlü yaparsanız çirkin olurdu onun için. Yüzyıllar içerisinde büyük besteciler bunları deneye deneye sistemleştirmişlerdir. Yani işte faylatun 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 yahut mefulüme faylüme faylüme fevulüm vesaire vesaire. Fevulüm 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 fevulüm. Bu aruz vezinleriyle usullerimizin büyük ilişkisi vardır. Bu bakımdan o klasik edebiyatı da ihmal etmeyiniz. Zaten klasik edebiyatımızda o kadar güzel şeyler var ki. Tabii şimdi bir şeyi, bir devrimi oturtmak için bir müddet Osmanlı'ya bağlı olan bazı şeyler hususunda menfi propagandalar oldu ister istemez. Ama bunun artık sonunun gelmesi lazım. Bizim kendi benliğimizi bulabilmemiz için bu kültürü oturtmamız gerekiyor yerine. Nedir bizim kültürümüz? İşte bizim kültürümüz bin seneden bu yana gelen bir kültürdür. Ve bunun içerisinde aruz da vardır, Osmanlıca da vardır, Türk musikisi, ciddi Türk musikisi de vardır, şu da vardır, bu da vardır, neyse. Bunlar ezber yapılmış şeyler değil. Seneler içerisinde, yüzyıllar içerisinde deneme deneme belli formlara, şekillere konulmuş şeylerdir. Bakımdan yani ciddi musikiyi öğrenirken edebiyatı da mutlaka Osmanlıcayı da bir ölçüde hiç değilse bilmekte yarar var.
Ayrıca onu bilmenin bir faydası da şu, o zaman göreceksiniz ki ne kadar ince lakırlar edilmiş. Bugün şiir diye dinlediğimiz, güzelleri de var tabii içerisinde ama, şiir diye dinlediğimiz, okuduğumuz şeylerin yanında onların nasıl bir incelik taşıdığını o zaman başka türlü göreceksiniz ve bu sizin ruhunuzda bambaşka gelişmelere sebebiyet verecek. Ne yapacak? Ruhunuzu inceltecektir. İyiyi, doğruyu, güzeli anlamayı, sezmeyi gösterecektir, öğretecektir size. Gayret yani olacaktır. Bir insan düşünün ki sadece pis kokuların olduğu bir yerde yaşıyor. Doğdu orada, geldi 18-20 yaşına kadar hep o pis kokular içerisinde yetişti. Bu insana bir gün siz eğer deylak kolonyasını, zambak kolonyasını kokulacak olursanız ona kötü gelir. Maksat nedir? İyinin içerisinde yetişip, güzel şeyler içerisinde yetişip, güzeli ve çirkini ayırt edebilmeyi öğrenmektir. Bu bakımdan yani... Bahsettiği öz kültürümüz. Evet. Bahsettiği yani. Bu herhangi bir şey değil, bir sevgili de değil yani. Öz kültür, yani değiştiremeyeceğimiz bir şey. Annemizden ilk aldığımız damla süt gibi. Evet. Vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Bakın, ufak bir tarihten anlatayım, genişleteyim 100 seneyi ki öğrenelim. 1808'de ikinci Mahmut geçti. Benim çok borçluydum. Çok yüzümüz yere eğilmiş bir durumdaydı. Tam fırsatını buldu batılı dostlarımız. Dediler ki, bu ne düşünmüş ki bu şeye, mehterhane, mehterimize ve mehterhane. Bunu kapatın, biz size güzel bir orkestra hayır diyemedi ikinci Mahmut ve 20-30 sene içinde Donizetti Paşa geldi. O gerçek Donizetti değil, onun kardeşi. Paşa ismini taktım soyadına. Ondan sonra mehterhaneyi kapattık. Bir tane bando kuruldu, hala o bando Reis-i Cumhur şeyinde, köşkünde devam ediyor çocuğu. Efendim, tabii çalacak parça yok. Oturdu Donizetti kendisine göre bir takım parçalar yaptı falan. Evvela saraydan, ondan sonra yüksek sosyeteye dağılan, sonra yavaş yavaş İstanbul çevresindeki halka dayanan, yayılan şey şu ki, Türk musikisi çok çok kötü bir musik gibi, pespayalı, başka bunlarla uğraşmayalım filan gibi bir takım şeyler, Türk musikisini kötülemekler. Neye mal oldu? 1808'lerden bahsediyorum. 1900'lerin başında bizim karşımıza Seul Muharebesi ve bu arada eskiden her girdiğimiz Yusyavaş'ta o beğenmedikleri mehterhanenin o şeylerine mükemmel musikisine girerek girdiğimiz Yusyavaş'ın 95'ini kazanmış en aşağı Ulusken mehterhane olmadığı zaman biz 100 savaşın 95'ini kaybetmeyemiştik. Ve Seul Muharebesi olsaydı biz şu anda burada da konuşmuyorduk. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir bina falan vesaire olmayacaktı tabii. Çok şükür onu düzeltenler, Allah razı olsun, büyük insanlar gönderdi yaratan, bizi o dertten kurtardı. Bakın bir 100 sene zarfında aynı şeyin söylediği gibi, Konfüçyüs'ün söylediği gibi 100 sene zarfında ulusu yok olur diyor. Musikinizi değiştirdiğiniz zaman diyor. 930 doğumluyum. 40'larda falan iyice anlıyorum. O zamanlar neyi falan başladı? 10 yaşında yani küçük sayılmıyorum. 12 yaşında neyi falan başladı? İşte yani kendisi. O zamanki hırsızları yakaladığınız zaman derdi ki aman bana bir şey yapmayın, beni dövmeyin, karakola beni göndermeyin. Elinizi öpeyim efendim. Yani iki tane kulağını büker, tokat vurur, gönderebiliriz. Böyle bir hırsız vardı. Ben böyle hırsızım, ayağını öpeyim, elini öpeyim. Şimdiki kapkaççılar benim eşimin, kızımın, torunumun
bütün hanımlarımızın geliyor, bıçakları 25 bıçak saplıyor. İçinden alacağım bir tane telefon, her gün hep bana gelsinler, ben bir tane cep telefonu onlara hediye alırım. Ondan sonra telefon 20 lira parayı çekiyor ve buna hırsızlık denmez, buna katil denir. Yani bu bir cinayet. İşte biz müzikimizin değişmesiyle, lütfen buraya parmağımı basıyorum ben. Çok kibar söyledi hocam, ben daha biraz kibarlıktan vazgeçerek söylüyorum. Müzikimiz bu halde değiştirildiyse, bozulduysa biliniz ki halk ve gençlik de değişmeye başlamıştır. Üniversitelerde ders veriyorum. Üniversitelerdeki çocuklarıma bakıyorum, gözleri biraz dalgın, çok yorgun gözüküyorlar. Ondan sonra gelecekleri için biraz sıkıntılılar. Bu da neden yavaş yavaş buraya da çok. Yani bizim kullanılmayan musikimiz, zihniyetle Arel'in getirmiş olduğu o yanlış musiki bizim musikimizden 50 defa daha üstün olsa dahi bizim öz kültürümüz gitmiştir. Nasıl olacak? Yani Atatürk yolunu göstermiş. Her yerde devrim yapan kimse, her olayda buna demiş ki çağdaş seviyeye yükseltin musikimizi demiş. Emri bu. Anladığı kadar bu. Ama bir musikinin gelişmesi için kaç tane İsmail Hakkı Özkan'ın daha üst üste gelmesi lazım? Birkaç tane... Estağfurullah. Hayır, ben böyle düzeltiyorum. Ben musiki böyle... Yahut hep beraber Bursa'nın salondakiler beraber yaşayacağız, beraber düşüneceğiz. Türk musikisini çağırır, seviyeleri yükselecek. Varsa eksik değil ya. Ben... Eksik veya gedik. Yani bakın eksik veya gedik. En pratiğini söyleyeyim ben size. Hiç eksik değil, hiç gelip değil. Batı musikisine 1000 kat daha üstün koyalım bir kenara. Diyelim ki eksik gedik. Bakınız, şu çanta var ya, bu çantanın burasında bir yırtık hasıl oldu. Ben de bir deri parçası buldum, üzerine yapıştırdım, kullanıyorum. Eksik veya gedik, yırtık mırtık falan ama benim çantam. Anlatabiliyor muyum? Sizin musikiniz. Bizim musikimiz, bizim kültürümüz. Tekrar ediyorum, gerek dil, gerek musiki bir milletin hayati önemde kültür unsurlarıdır. Bu ikisinin bozulması o toplumu alaşağı eder, mahveder. İşte biraz evvel Yavuz Bey'in bahsettiği şey, Donizetti'den bahsettiler. Onun bir Şevkefsa peşeri de var, biliyorsunuz. Şevkefsa olarak Şevkefsa ama çalın bakalım dinleyebiliyor musunuz? Adı Şevket Sağ. Adı Şevket Sağ makam olarak da öyle. Ama dinleyebiliyor musunuz? Onların tabi, onların tuşu var, bir ezeller diye. Evet. Bir Şevket Sağ bitiriyor. Evet, evet. Hayran kalırsınız. Büyük babam onun için, onlar bir ara gittiler toplamaya ya Anadolu'ya. Onun için diyor ki, Sehli Mümteni. Evet. Sehli Mümteni tabiri. Yani yapılması mümkün olmayan bir şey. Basit kolay ama. Gibi görünen, kolay gibi görünüp, kolay gibi görünüp yapılması imkansız olan şey demektir, sehli mümteni. Öyle bir şey. Bunun yanında bakın, kötüleme kastıyla katiyen söylüyor değil, lütfen yanlış anlamayın. Batı musikisi kötü bir musiki değil, çirkin bir musiki değil. Hayır bir musiki. Ama dikkat buyurunuz lütfen. Göktere çıkarttıkları 9. senfoniyi çoğunuz dinlemişsinizdir herhalde. 9. senfoninin bütün üzerine oturduğu motif nedir biliyor musunuz? Bundan ibarettir. Bunu çeşitli perdelerde, armoni oyunlarda vesaire vesaire bir büyük senfoni haline getirmiş adam. Fakat bu name bizim için bir çocuk oyuncağı bile belki değildir. Belki çocuk şarkılarında kullanılabilir ama bir eser olarak... Ben ne öğrencilerime ilk derslerde bunu veriyorum. Notasını buldum, bunu veriyorum. Bu ne? Beethoven'in 9. senfoni. Hepsi çalıyorlar. Çok çalıyor, çalabilecek bir şey yok. Evet. Kavandan da çalıyor. Yani iki müzik arasında böyle bir fark var. Hocam peki, lafınızı kesiyorum. Alışkanlıkla ilgisi olabilir mi artık? Siz mesela... Ben sizden dinledim, anlatıyorum da çok etkileyici bir şey bu. Yani size
daha önceki kuşaklara doğal yapıyorlar. Özellikle seyyah perdesi dediğimiz o bizi koruyor diye. Şimdi alışkanlık olarak çıktı hayatımızdan. Normal hayattan çıkmasında öyle işte müzisyenlerin hayatından çıkmış ki araz varmadan duymayan müzisyenler öyle okuyorlar. Siz şeyi anlatmıştınız. Şerif Muhittin Bey'i bir imtihandan çıkarışlarını. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayamadım. Hangi seferi ben mi anlattım? Siz öğrenciyken dışarıda oturuyor musunuz? Ben size hatırlatayım o zaman. kollarına girip Şerif Muhittin Bey'i çıkarmışlar, kolonya falan ikram etmişler. Ha, içeride basılan seslerin şeyliğinden dolayı, falsoluğundan evet, dolayı. Seyyah perdesini o kadar kötü basıyorlardı ki fenalaştım demiş evet. Ve dışarı çıkardım. Evet, evet. Şerif Muhittin Bey ki bir umut virtüözüydü. Fakat yani bir yorgo değildi ama. Bir yorgo bacanos değildi. Udu bir virtüöz olarak çalar. Fakat tabii Türk müziğini çok iyi biliyor. Böyle bir imtihan esnasında giren yanlış basıyor, çıkan yanlış basıyor. En sonunda adamın fenalık geliyor, bana bir şeyler oluyor diyor. Aman hocam falan diyorlar. Kolundan tutup dışarı çıkartıyorlar, kolonya falan ikram ediyorlar. Enteresandır. Bu tabii fizik ilminin içerisinde olan bir şey musiki. Her ses bir frekanstır, bir titreşimdir. Bu titreşimlerin üzerimizde ruhumuz da bir titreşim olduğuna göre, eğer ruha inanıyorsanız, diyorsanız ki benim ruhum yok, ona ben bir şey söyleyemem. Ama beynimiz var, beynimizden de bir takım titreşimler aksediyor oraya buraya. Muski de bir titreşimler topluluğu. Her ses çünkü bir titreşimdir. Doğru titreşimler insanın ruhuna, bedenine huzur getirir. Doğru aralıklar, güzel sesler, doğru sesler yani daha doğrusu. Doğru sesler insanın ruhuna sükunet getirir. Kötü ses basıldı mı bu insanın bünyesinde rahatsızlıklara yol açar. Ve nitekim tarihte mesela muskiyle tedavi şeyi vardır. Muskiyle tedavi edilen hastalıklar vardır ve Edirne'de öyle bir dar-ı şifa da vardır. İkinci Beyazıt zamanında açılmış. Hatta akıl hastalarını muskiyle tedavi eden bir merkez idi. Orası orada muskiyle tedavi ediyorlardı. Güzel muskiyle, doğru muskiyle tabii. Ezanların vakitleri meselesi. Bu hususta da belki dikkatinizi çekmemiştir. Fakat ezanların ve salyanın belli makamları vardır. Belli saatlere göre belli makamları vardır. Neden o saatlerde o makamlarda ezanın okunması icap ediyor acaba? Bunlar da tabii yüzyılların içerisinde süzülmüş gelmiş, denene denene ortaya çıkmış şeylerdir. Çünkü o makamlar o saatlerde çok etkili oluyor. Gerçekten mesela bir sabah ezanını ne bileyim Hicaz'dan okusak bir sabah gibi bir besleniger gibi etki etmez insanı. Hicaz'ı öğrendim. Evet. Yani bunlar işte hep yine kozmik alemden gelen titreşimlerle ilgili evet, bir şey. Yaratan yardımı. Evet. Böyle. Zamanında öyle müezzinler vardı ki bunları çok iyi bilirler, musikiyi çok iyi bilirler. Ve her şeyi yerli yerince yaparlardı. Bir gün, hiç unutmuyorum, hala hatırımdadır bakınız, nereden nereye geldik ya Rabbi. Şeyde, Aksaray'da Valide Camii vardır. Bilirsiniz Aksaray'ı da, işte İmam Efendi de orada zaten oturuyor. Sen daha yoktun o zaman. Sen daha o zaman orada değildin, ben daha yani 14-15 yaşında falan. İki minaresi vardır, birer şerefesi vardır. İki minare değil, iki şerefedir. Bir gün oradan geçiyorum. Herhalde sabah vakti falandı. Şimdi tam hatırlayamıyorum, herhalde sabah vakti. Şimdi müezzinin biri sabah okuyor ilk iki ibareyi. Karşısındaki öteki minarede, minarenin şerefesinde müezzin Zirgül-i Hicaz'la cevap veriyor ona, diğer iki şeyi Zirgül-i Hicaz'la cevap veriyor. İkisi birleşince dügah makamı oluşuyor. Bunu şuurla yaptıklarını gayet rahat anladım. Çünkü nameleri de öyle uyduruyorlar birbirlerine.
Valide Camii'nin o parmaklıklı şeyi var ya, oturdum oraya sonuna kadar o ezanı dinledim de. Şuurla yapıyorlardı, çok güzel oluyordu. O zamanlar sesleri de güzeldi. Sesleri de güzeldi. Rahat bir evet, dinlemesi. Tam, yani bu intibakın olmaması. Evet. Şimdi siz icra kanalından da geldiğiniz için, bir de müziğin doğası gereği gerçekten kağıda dökülemeyen tarafları var. Gelenekle geçen, ortamlardan alınan, tevarüz edilen pek çok üzerinde. Ve aslında artık bu nesilleri, bu işin bu eksonlu tarafı da ilgilendiriyor. Yani sözel bir kültür ve bu meşk halkaları dediğimiz veya klasik geleneksel ortamlar da yok. Yani bir standartlaştırıp özellikle folklorda bir radyodan, televizyondan verdiğiniz anda zaten orada o hayatiyetini dondurmuş ve onu meşrulaştırmış oluyorsunuz. İyi veya kötü. Evet. Şimdi sizin kitap yazarken de tabii ki mutlaka bu endişeler bir yandan hep eşlik ediyordu sizi. Tıkandığınız bir yer oldu. Tıkandığım bir yer. Açıkçası çaresiz kaldığınız yani. Yani bir defa Arel Nazariyatı'nı yazmak işte çaresiz kalmanın, tıkanmanın en bariz misali. Ancak orada yapabildiğimiz bir takım dehlizler açıp gerçeği ifade edebilmeye çalışmaktır. Allah razı olsun. Nazariyat da... Yaptıklarını düzeltti yani. Aynı oto. Türk müzikisi tek sesli bir müziki ve bir çeşitli müzikisi. Yine yukarıda bahçede otururken bunları da konuştuk. Bir çeşitli müzikisidir. Bunu aynı ile kitaba dökmek mümkün değildir. Hatta yazdığımız notalar doğru mu zannediyoruz? Ana sesleri yazıyoruz, asıl basılacak sesleri yazıyoruz. Türk müzikisinin böyle bir çeşitli müzikisi olması şunu getiriyor. Aynı zamanda Türk müzikisi bir üslup ve tavır müzikisidir. Aynı şarkıyı benden dinlersiniz, ama ne kötü şarkıymış bu dersiniz. Aynı şarkıyı Münir Nurettin okur, hayran hayran dinlersiniz. Bunu temin eden nedir acaba? İşte üslup, tavır, eda vesaire vesairedir. Bu musikinin esasını teşkil eden şey üslup ve tavırdır. Dolayısıyla üslup ve tavır ne notaya ne kitaba dökülemeyeceği için nazari bilgilerde, nazariyat kitapları da hiçbir zaman tam tetabuk etmeyecektir icraatta. Mutlaka bir takım tarihler açık kalacak. Başka çaresi yok. Bugün üslup tavır dediğimiz şey ortadan tamamen kalkmış vaziyettedir. Bizim dün hiç beğenmediğimiz insanları bugün dinliyorum da haksızlık etmişiz. Onların bile bir tavrı varmış eser okurken, bir tavrı, bir üslubu varmış. Hayret ediyorum bugün nasıl ortadan kalktı bu. Asıl yani işin nirengi noktası bu. Zaten bu sebep dolayısıyla değil midir ki? Yani nota icat edileri şu kadar oldu. Harf notası, bilmem ne icat notası vesaire. Bizim niye geçmişteki üstadlarımız notaya iltifat etmediler? Hep kulaktan geldi bu. İşte sebep budur. Çünkü o üslup ve tavrı notaya dökmek mümkün değildir. Dolayısıyla kulaktan geçerek bugünlere kadar o eserler zamanın imbiğinden geçti de geldi. Eğer notaya dökselerdi, o üslup çoktan kaybolurdu, tavır çoktan kaybolurdu. Şuna benziyor, bu bakınız. Daha şey bir örnek vereyim size. Üslup dediğim şey nedir? Mesela Selahattin Pınar'ın herhangi bir eserini duyduğunuz zaman üç aşağı beş yukarı bu Selahattin Pınar'ın mıdır, değil midir bunu hissedebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Neden? Onun belli bir üslubu vardır çünkü. Yesar Asım Bey'in aynı şekilde. Dinlediğiniz zaman bir eseri, anonsunu duymasanız bile, ya bu Yesar Asım Bey'in eserine benziyor dersiniz. Neden? Çünkü onun bir üslubu vardır. Bu üslubu icracı alır, icra ederken kendi tavrıyla takdim eder. Tavır dediğimiz şey nedir? Tavır dediğimiz şey işte besteyi beste gibi okumak, ağır semayı ağır semayı gibi okumak, şarkıyı şarkı gibi okumanın yanında bir de icracının, ses icracısının o esere kendinden kattığı edadır. Yani bunu sakın yanlış anlamayın.
Yani eseri değiştiriyor anlamında söylemiyorum bunu. Bir evet değişim bile çeşitli şekilleri vardır, değil mi? Öyle değil mi? Evet dersiniz. Evet dersiniz farklıdır. Öyle değil mi? Eser icra ederken de bu tavır son derece önemlidir. Münir Nurettin Bey okuduğunda başka bir lezzet alırsınız. Yahut bir başkası okuduğunda başka bir lezzet alırsınız yahut almazsınız. Bunu devam ettirebilmek için, bir üslup ve tavır hususiyetini devam ettirebilmek için notaya iltifat etmemiştir. Bestecilerimizde de gibi bir adamın nota bilmemesine imkan var mı? Her şeyi didik 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 diyen bir adam mesela. Mümkün değil. Dolayısıyla yönücüm, bu icra ile nazariyat en mütekamil yapılsa bile bir takım açıklıklar kalacaktır. Bu açıklıklar da bu açıklıklardır. Nota da aynı vaziyette. Efendi zatına bakmaya başladığına göre gidelim ahir diyorlar. O onun adetidir. Bu arada arkadaşlar canınızı sıktıksa affola. Ben sizden bir takım sorular beklerdim. Sormaktan çekindiniz. Bunun suçlusu da bu gönüldür. Çünkü bir takım laflarının altını çizdi. Belki ondan çekindiniz. Bu arkadaşların muhtemelen pek bilmedikleri Osmanlıca bir terim var. Mehabet. Evet. Yani sizin mehabetinizden onlar çekindiler. Estağfurullah efendim. Biz şişirilmiş balonlarız. Aslında ben de özür dilerim. Ben hiç hesapta olmadı halde geldim. Kusura bakmayın. Lütuf buyurdunuz. Ne demek efendim? Dolayısıyla da ağzımdan laflar döküldü. Çok özür dilerim. Lütfettiniz ama sizden, ben özür dilerim sizden. Ne demek Yavuz Bey? Lütfettiniz, geldiniz. Siz beni de dilşad ettiniz. Allah razı olsun. Sizi görmek dünyaya değer. Dinlemeye doyamadınız. Size soracak bir şey bulamadım. Nasıl anlayamadım? Demek istedim. Dinlemeye doyamadığınız nerede bulunuyorsunuz? Yani ben sonunda... Yavuz Bey'le birlikte bence affedersiniz bütün oldunuz. Tabii. Gönüller bir çünkü. Büyük bir zevk duydum. Evet. Hayır böyle ben de sonunda yahu acaba ben bir şey miyim falan diye düşünmeye başlıyorum. Adam sırasına falan koymaya çok kalkacağım. Çok şeysiniz ama o kadar da alçak gönülsünüz. Hiçbir şey değiliz yavrum. Yine tekrar ediyorum. Hepinize söylüyorum. Eğer geçmiş bestecilerimizin, geçmiş icracılarımızın, geçmiş sanat bilimcilerinin nasıl insanlar olduğunu iyice bir anlayabilseniz, o zaman göreceksiniz ki onların karşısında biz hiçbir şey değiliz. Bir Hacı Arif Bey'in yaptığı bir şarkı, bir şarkının benzerini meydana getirebilmek mümkün değil bizler için. Öyle bir besteci o. Dede Efendi'nin malum Ferah Feza hadisesi nasıl ortaya çıktı biliyorsunuz. Biliyor musunuz Ferah Feza? Vaktiniz var mı? Biraz anlatabilir miyim? Bakınız, sarayda da olsa nerede olsa sarayda daha çok tabii. Rekabet var. Sanatta rekabet vardır. Şu olmamalıdır. Laf içerisine laf sokuyorum, kusura bakmayın. Sanatta rekabet olacaktır. Fakat sanatta kendini beğenmişlik olmamalıdır. Kendini beğenmişlik, megalomani olmamalıdır. Bir, ikincisi ahlaki tarafı eksik olan insan, benim şahsi kanaatim olarak söylüyorum, tam sanatçı değildir. O ahlak, neyi kastediyorsun ahlaktan? Yani acaba uçkur davasını mı kastediyorsun? Hayır, o herkesin kendisini ilgilendiren bir şey. Buradaki ahlaktan bahsediyorum. Bu ahlak doğru olursa, o zaman sanat tarafınızda varsa gerçek sanatçı olursunuz. Bir sazı çok iyi çalıyor, bir seni çok güzel besteliyor ama burası bozuksa benim için üç kuruş etmez bir şeydir. Şahsi kanaatim bu tabii. Sarayda rekabet var. Sultan Mahmud da işte namaz kıldırıyor Zeynel Abidin Efendi, İmam-ı Sultani ve dedeyle böyle dedeyi çekememez bir tavrı var. Dede de müezzin başı. Etrafında da müezzinleri var tabii. İşte rekatlar arasında makamlar değişiyor, makamlar değişiyor. Zeynel Abidin Efendi diyor ki ne yapsam da kendi içinden şu dedeyi mahcup etsem. Şimdi her
4 rekatta bir yahut 2 rekatta bir nasıl ayırıyorlarsa. Teravih namazı galiba hocam. Teravih, evet tamam. Eğer 4 rekatta bir değişik makamda tilaveti Kur'an okuyor ve o rekatlar kılındıktan sonra da müezzinler de o makamda ilahiler okuyorlar. Zeynel Abidin Efendi diyor ki tamam buldum, ben bu dedeyi şimdi nasıl mahcup edeceğim. O güne kadar ferafeza makamı bilinmiyor güya, daha doğrusu Zeynel Abidin Efendi bilmiyor. Zeynel Abidin Efendi Kur'an okurken zaman zaman kendi kendine böyle acema şiran yaparmış, acema şirandan aşağıya doğru yegah perdesine kadar düşermiş. Aa, yeni bir makam buldum falan diye öyle hesaplamış kendi kendine. Hah diyor, bunu yapayım dede. Yani son rekatta okunurken ben bu yegah perdesi, acaba şundan sonra yegah perdesine düşeyim. E o makamda bestelenmiş ilahi de yok. Dede mecbur kalsın ki acaba şiran ilahiler okunsun. Padişahın önünde mahcup olsun diye düşünüyor. Bunu kuruyor. Güzel de işte geliyor. Rekatlar arasında makamlar değişiyor. Son rekatlara geldiği sırada başlıyor Zeynel Abidin Efendi son 4 rekatın içerisinde. Acemaşiran'a kadar geliyor, Acemaşiran'dan aşağı yegah perdesine düşüyor, orada karar ediyor. Dede uyanık adam, çok zeki bir adam muhakkak, hiç şüphesiz o. Vaziyeti fark ediyor, bir iki okuyuştan sonra vaziyeti fark ediyor. Müezzinlerine diyor ki, siz işi idare edin, ben şimdi geliyorum diyor. Çekiliyor bir köşeye, bir güfte varmış elinde. Hemen oracıkta, o yeni makamda o ilahiyi besteleyi veriyor. Ferahfeza makamında besteleyi veriyor. İşte Zeynel Abidin Efendi okuyor, ferahfeza bitiriyor. Artık ondan sonra ilahilere geliyor sıra, bekliyor İmam Efendi ki ne imamlar da var görüyorsun değil mi abi? İşte İlahiyle ister istemez diyor dede şimdi acaba şirani daha yok diyecek, mahcup olacak padişahın huzurunda. Öyle bir muzikte oturmuş dinliyor. Dede efendi geliyor şeylerin yanına, müezzinlerin yanına, beğenin diyor bana uyun, dikkat edin bana uyun diyor. Onlar da tabii o muziki karihalarının genişliğiyle dede okumaya başlıyor ilahiyi. Onlar da ona yarım ağızda falan filan iştirak ediyorlar. Geliyor acaba şiran perdesine, ha şimdi işte burada karar edecekti Zeynel Abidin Efendi, dede iniyor yegah perdesine kadar karar edince tabii Zeynel Abidin Efendi de şakfak atıyor, herhalde mosmor falan olmuştur suratı. Ama padişah tabii namazdan sonra soruyor nedir bu yeni makamın ismi diye. Zeynel Abidin Efendi yanılmış, ferahfezanın çok daha evvel icat edildiğini ama ondan sonra üzerine pek eser bestelenmediğini söylüyor dedi ona. Ve hatta orada işte bir Mevlevi ayini bestelemesi hususunda da padişahın bir isteği vardır şeyden dedi efendiden. Sonradan dedi efendi o ayini de bestelemiştir ama o ayinini dedi efendi beğenmez. Halbuki harikulade bir eserdir. Harikulade bir eserdir. Dede onu beğenmez. Ruhlu. Demek ki buradan sizi dedeye benzetiyor. Efendim tabi dede yaşına geldik. Ben beyefendi kadar cesaretli olsam sakal bırakacağım ama cesaretli değilim. Çünkü beyaz çıkacak artık sakallarım. Kim bunu buraya götürdü ve niçin bu engellenemedi? Bunu da düşünmek lazım.
Şimdi konu çok uzayacak diye ben başladım. Ben çok son sınıftayım çünkü. Hocam dedi ki ben konservatuara gittikten sonra musikiyi bıraktım. Bizim sınıfta siz gittikten sonra bıraktı hocam. Ciddi bir şekilde yani. Yani size olan sevgisinden değil. Size olan sevgisinden ve sizden aldıklarımız hem büyük şanstır hem de siz gittikten sonraki büyük şanssızlıktan dolayı nefrete dönecek kadar sıkıntılar çekmeye başlamamızda biz de musikiyi bıraktık. Okul bittikten sonra devam edecek bir yer bulabilirsek kendi çapımızda biz de musikiyi bıraktık dediğiniz çok önemli bir konu. Çok üzücü bir konu bizim için. Şimdi aslında hocam ben tabii sağ olun, ayaklarınıza sağlık geldiniz ve sizi bir tanıma için adımdı bu. Türk müziğinin yazılı kültüre dönüşmesi ve yayılması anlamında önemli hizmetlerimiz var. Bu okul bu açıdan entelektüel bir kaynak olmuş her zaman. Şimdi ben gerçekten çok mutlu oldum. Rektör yardımcısı da burada Cem Behar. Sağ olsun o da bir başka cepheden çok önemli kitaplar yazdı. Evet. Nereden diyorum? Diyorum. Evet. Evet. Kusura bakmayın. Yaşlılık hali yavaş yavaş dönüyor insan hatırlayamıyor bazı şeyleri. O da hineyzendir değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla biz müsaade ederseniz bunu bir bu okulun hakkı diye görelim. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Bu bir tanışma toplantısı olsun. İsterseniz sizin istediğiniz bir tarihte bunu bir Türk müziği eğitim tarihiyle devam ettirelim ve konservatuvardaki gidişat üzerine tekrar bir toplantı yapalım. Gelir misiniz? Tabii yalnız bir şey söyleyeceğim. Konservatuvardaki gidişat ister istemez bizi dedikoduya sevk edecektir. Bu da doğru bir şey değil. Maalesef bu memlekete mahsus mu bilemiyorum onu. Kötüler muvaffak oluyorlar. Biraz evvel buyurdular ya kötü para, iyi para kovar diye. Orada da durum aynı. Kötüler muvaffak oluyorlar. Son senelerde daha şeyini görüyorum, daha öne çıktığını görüyorum. Konservatuvarlar iyi durumda değil buyurdunuz. Maalesef. Yani bir konservatuvar kurulurken orada hocalık ayrı bir şey. Siz bunu biliyorsunuz. Bir insan bir mevzuyu çok iyi bilebilir. Fakat onu anlatabilmek ayrı bir şeydir talebeye, değil mi efendim? Ben adam tıptığında şu kitabı yazarken dikkat duyulmuş mudur acaba? Bazı konuları tekrar tekrar hani böyle hafıza zafiyetine uğramış yaşlılar vardır. 5 dakika evvel söylediğini 5 dakika sonra tekrar eder falan. Bazı konuları tekrar tekrar ifade etmişimdir orada. Bazı makamlarda ve usullerde. Neden acaba bu? Çünkü her eğitim seviyesindeki insan onu anlayabilsin. Yani bir üniversite mezunu da anlayabilsin, bir ilkokul mezunu da anlayabilsin. Dilimi onun için çok herkesin anlayabileceği bir seviyeye indirmeye gayret etmişimdir. Bu kültürün böyle kolay öğrenilebilmesi, anlaşılabilmesi için. Dolayısıyla bir konservatuvar kurulurken bu hususa çok dikkat etmek gerekir idi. Çok gerekir idi. Fakat o arada olan bazı başka karmaşıklıklar, bu işte iştiraki olan bir kişiye benim hocam bizim şu konservatuarı da şöyle şöyle yapalım teklifimin ekran bulamamasına sebep oldu. Çünkü o arada başka bir şeyler var idi. Şimdi bakın ne söylüyor diyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorsunuz tabii haklı olarak. O devrede Teknik Üniversite Konservatuarı kurulurken bizim konservatuarımızda böyle muadeletli bir duruma getirilebilirdi. Fakat bu işi yapabilecek olan kişi veya kişilerin başka hesapları, başka programları olduğu için yapmadılar. Söylediğim halde aman haklıcım dursun şimdi falan diyerekten yapmadılar. Maalesef durum bu. Bugün bu konservatuvar mahvolmuştur. Herkes bir yerden gittikten sonra diyebilir. Benden sonra şöyle oldu, benden sonra böyle oldu. Asla bunu söylüyor değilim. Katiyen. Keşke ben gittikten sonra göğsümü göre göre şunlara bıraktım, bu geleneği devam ettiriyorlar diyebilecek bir durum olsaydı. Bakın
3-5 makam görüyorlar senede. Değil mi? O kadar. 7 makam oldu. Bakınız. Geçen seneki makam. Asgari 12-13 makam öğreniyorlardı. 7 makam. Geçen gün bir telefon telefon etti yine. Hocam 3 makam öğrendik bütün sene. Hocam o 7 makamın da 3'ünü bir arada öğrendik. Değil mi? Buyurun. Öyle makam öğrenmek. Buyurun efendim. Yapılacak bir şey bizim açımızdan yok. Yani biz bunlara mani olabilecek bir güce sahip değiliz. Öyle bir idari güce sahip değiliz. Ben çocuklarıma her zaman teşekkür ediyorum. Bu çocuklar ben emekli olduğum zaman gittiler rektörlüğe. Her biri ayrı ayrı dilekçe verdi. Biz hocamızı geri istiyoruz diye. Hepsi ayrı ayrı o dilekçelerin birer suretleri bende duruyor. İftihar vesilemdir. Defaatle teşekkür ediyorum. Fakat buna rağmen bir müddet devam ettik o şeylerle. Ertesi sene bir takım oyunlar oldu ve bu oyunları yapanlar da maalesef çok büyük üzüntüyle söylüyorum. Yine benim iki talebemdir. Müdürümüz de Türk musikisinin karşısında olan bir insan olduğu için onun da hesabını öyle verdi ve orası böyle şanssızlıklara uğradı. Halbuki Türkiye'nin ilk gerçek ve büyük bir konservatuvarıdır orası. Rauf Bey'in vazife gördüğü bir yerdir orası. O geleneği mahvettiler. Ne diyelim, işte kötü para iyi parayı kovdu. İnşallah iyi olur. Evet efendim, başınızı çok ağrıttık. Ama efendim ne yapalım?